Ferreira'nınki biraz daha ciddi bir sakatlık. Onda yırtık var çünkü. Ama aşağı yukarı benzer zamanlarda sahalara dönmeleri bekleniyor. Şu anda yapılan planlama o. Icardi az önce de söyledik. Bir ay kadar tedaviye ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe derbisinde oynaması hedefleniyor. Oraya hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu arada Icardi ile ilgili bu işte sosyal Tam onu medya görüyordum. Böyle arkadan bir kaotik müzik. Benim müziği abi. Icardi'nin Icardi hep bu Vandanara muhabbetleri. Vandanara ile ayrıldılar, barıştılar. Vandanara ile ayrıldılar, barıştılar. İşin arka planına Emre Kaplan ulaştı. Evet. evet. Senden dinliyoruz Emre. Yani bu çok gündem oluyor biliyorsun. Bir de çok da bilgi kirliliği oluyor bu konuda. İşte ayrıldılar, barıştılar, o oldu, bu oldu. Arjantin'de işte Vandanara başka biriyle birlikte oldu. Icardi gitti kapıdan almadı falan filan gibi. Böyle bir sürü iddia ortaya atıldı. Son olarak da yine Van'da ayrıldıklarını açıkladı. Yani birlikte tatil yapmışlardı ama sonuca kavuşturamadık dedi. Yani aslında tahmin ettiğimiz bir şeydi bu. Zaman zaman dillendirdiğimiz de bir şeydi. Yani bu biraz Vandanara'nın, özellikle Vandanara'nın, Mauro bu işte biraz alet oluyor gibi maalesef. Vandanara'nın şahsi reklamını yapma çabası gibi gözüküyor. Çünkü şunu öğrendim. Arjantin'de yaşayan biriyle bu konuyu konuşma imkanım oldu ve oradaki durumlara hakim olan biriyle bunu konuştuk. Biliyorsun bir yarışma programında jüri Vandanara. Yani Evet. anlattı. Tuhaf bir şeyden bahsediyorum diye kendi kendime düşünüp güldüm bu arada. Yani konu çok komik değil de futbol yayınında bunlara girmemiz beni biraz güldürdü açıkçası. Neyse. Bu Türkiye'de de yayınlanmıştı yakın zamanda yarışma. Onun Arjantin versiyonunda jüri bu daha önce Icardi'nin izin alıp Arjantin'e gittiği süreç öncesinde program yeni başlıyor ve gerçekten hani reytingleri sürünüyor derler ya öyle bir tabir vardır. O boyuttaymış. Çok izlenmiyor program. Sonra o Icardi süreci basına sızdırılınca yani Arjantin basında da biliyorsun çok yer buldu bu haberler. Programın reytingi bir anda patlıyor abi. Bayağı böyle izlenme rekorları kırmaya başlıyor program. Van'da da biraz bunu kullanıyor. Şu anda da tekrar Arjantin'e gidiyor. Yine çekimler var. Hem o programın hem bir tane daha programa başlıyormuş. Program çekimleri öncesinde yine bir gündem yarattı. Yani bunlara burada taraftarların çok takılmasını gerektirecek bir durum yok. Çok endişe edilecek bir durum yok. Biraz bunu PR olarak kullanıyorlar. Yani programın izlenmesi için yaptığı bir şey aslında biraz Vandanara'nın. Bir de yani daha çok futbolu ilgilendiren konu yine aynı isimle konuştuğumda Mauro Icardi'nin milli takıma alınmamasını çok konuştuk bu Dünya Kupası sürecinde. İkimiz de bundan rahatsızız. Senin de rahatsız olduğunu biliyorum. Onun da biraz arka planını öğrendim. Yani hep şey deniyor ya işte ilişkisinden dolayı, Vandanara ilişkisinden dolayı, Messi'nin Maxi Lopez'le arkadaşlığından dolayı alınmadı falan. Bu doğru değilmiş. Messi'nin işin içinde olduğu doğru ama konu bu değil. Konu da şu. Mauro Icardi İtalya'da estiği dönemde milli takıma gidiyor. Zaten 9 tane milli maçı var Icardi'nin. Bir tane de golü var. Hazırlık maçında Meksika'ya atmış. Ona da baktım. Milli takımda o zaman da çok yükselen bir yıldız. Biraz da Vandanara'nın tırnak içerisinde gazlamasıyla artık işte Messi'nin son dönemleri geldi. Bu takımın yeni yıldızı sensin. Ağasın, paşasın telkinleriyle. Jilet artık yok kardeş, ben varım. Birebir aynı sahne yaşanmış milli takım kampında. Şimdi hani böyle futbol takımlarında Türkiye'de de vardır böyle şeyler. İşte takım otobüsünün arka beşlisi falan gibi böyle tabirler var ya. İşte Papazlar derler. Takımın papazları arkada oturur derler. ya işte takımın önemli oyuncuları, yıldızları biraz daha ayrı muamele görürler. Yani takımda da herkes bunu kabul eder. Icardi de biraz kendi çevresinde bir yapı oluşturuyor milli takım içerisinde ve bir gün kahvaltıya iniyorlar. Arjantin milli takımı kampta. Icardi erkenden gidip normalde Messi'nin oturduğu sandalyeye oturuyor. Onun işte çatalı bıçağı falan filan. Tam işte o Ezel'deki sahne. Messi merdivenlerden iniyor ve Icardi'yi orada görüyor. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi diyor. Oturuyor orada Mauro Icardi ama Messi tabii herhangi bir tartışmaya girmiyor. Herhangi bir Icardi ile birebir diyalogları olmuyor. Sonrasında milli takım yetkililerine, teknik direktöre bu durumu anlatıyor ve rahatsız olduğunu söylüyor. Yani Mauro Icardi'nin kendi krallığını ilan etmesinden takımın içinde. Bu takımın yıldızı benim, bu takımın kralı benim diyor Messi. İşin amiyane tabiri bu. Hatta hatırlarsın bir ara 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakacağını söylemişti Messi.
Arjantin milli takımındaki ortamdan çok mutlu değilim gibi bir açıklaması olmuştu. Onun altında yatan sebep biraz buymuş. Ve Icardi'nin de milli takıma alınmamasının sebebi bu yani. Yoksa o özel hayat falan konuları değilmiş. Herkes de işte şey diyordu, yok Mascherano'nun vasiyeti var. Ben ölene kadar yok girmeyecek Icardi milli takıma. İşte Maxi Lopez'le yakın arkadaşlar diye. Ahmet Yavuz isimli izleyicimiz demiş ki bu erkeklerin başına ne geliyorsa kadınlar yüzünden geliyor, yakmış adamı demiş. E zaten en başından beri yakmıştı. O da artık sevdası yüzünden katlanacak o da bunlara. Aşk adamı ya işte her şeye katlanıyor yani adamın çünkü o dönem bu bahsettiğimiz dönem piyasa değeri 120 milyon euro falandı Icardi'nin yani çok acayip bir seviyedeydi. Şu anda bile yani normal şartlarda her şey normal seyretmiş olsaydı muhtemelen yine 60-70 milyon euro 29 yaşındayken bile 60-70 milyon euro piyasa değeri olabilirdi. Ha, işte biz hayırlısına baktığımız zaman en azından böyle olduğu için yollarımız kesişmiş oldu. Galatasaray'a gelmiş oldu Icardi. Böyle bir yeteneği, böyle bir futbolcuyu da bu sayede Türkiye'de izliyoruz. Bakalım başka hangi konu vardı konuşacağımız? Okan Buruk'un açıklamaları vardı dün basına açık antrenmanda. Kerem'le Yunus konusuna geldi. İkisinde de yeni sözleşme imzalanacağını müjdesini verdi ama bu görüşmeler ne aşamada ve bir rakam belli mi maaş açısından? Vallahi Yunus için artık sona gelindi. Hatta bugün menajerinin de bir açıklaması oldu. Bizim arkadaşımız Yağız Sabuncuoğlu konuşmuş kendisiyle. O da yani sona yaklaştığını söylemiş görüşmelerin. Zaten bayağıdır devam ediyordu bu arada görüşmeler. Arada şöyle bir süreç oldu. Yunus'un menajeri aynı zamanda Rıdvan Yılmaz'ın da menajeri. İşte İskoçya'da Rıdvan sakatlanınca biraz onunla ilgilenmek durumunda kaldılar. Yani İskoçya'da biraz vakit geçirmek durumunda kaldılar. O yüzden görüşmeler uzadı. Yoksa herhangi bir sorun yoktu zaten. Yani maddi anlamda da zaten herhangi bir sorun yok. İşte Yunus da zaten sözleşme uzatmak istiyor. Galatasaray da buna sıcak. Artık son aşamaya gelindi. Tahmin ediyorum böyle 12-13 milyon TL civarında bir rakam olacak Yunus'un yeni maaşı. Şu an takımın en az kazananı diyebiliriz. Yani 1 milyon liranın bile altında kazanıyor. 12-13 milyon lira civarında bir rakam olacak. Kerem'de de yine süreç devam ediyor. Kerem'in biraz daha fazla şu an beklentisi. Yani en azından telaffuz edilen rakamlar biraz daha fazla. Ama onda da ben herhangi bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Kerem de sözleşmeyi kısa süre içerisinde uzatır gibi duruyor. Bu arada yine gündem dışı bir konu. Şimdi insanlar şunu söyleyebilir. Kardeşim el alemin parasının derdi sana mı düştü diye ama ya bir süredir bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Aklıma gelmişken burada da dillendireyim. Şimdi mesela 12-13 milyon TL'den bahsediyoruz Yunus'un maaşı için. Yani Türkiye'de yerli bir futbolcunun artık çıkabileceği tap noktada Yunus ve aslında eskiden futbolcuların kazandığı paraları düşündüğümüzde şu anda Yunus'un kazandığı para, Kerem'in kazandığı para bunlar çok üst düzey paralar değil.